Merhaba, kazanım 39 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulun. Şimdi burada eşitsizlik sistemi dediği iki ya da daha fazla eşitsizliklerin olduğu e, soru. Tamam mı? Öyle diyeyim ben sana. E şimdi hadi birincisini bir çözelim. E ne yap? 2'yi öbür tarafa at bakayım. Ne olur? X küçüktür. Eş eksi 2. Değil mi? Artık öbür tarafa eksi diye geçer. Denklem gibi yine düşünüyoruz. 3 oldu. Tamam. Şimdi alttakini çözelim. Eksi x'i öbür tarafa göndereyim. 7'yi de bu tarafa göndereyim. Bak şöyle mi oldu? Gördünüz değil mi? Peki burada ne oldu? Eksi 4 küçük eşittir x. Yani aslında x 3'ten küçük, 4'ten de eksi 4'ten de büyük olacak. Yani eksi 4'ten şöyle x'i ne yapacağız? Birleştireceğiz. Bak eksi 4'ten büyük, 3'ten de oldu. İşte sistem de aslında bu. Tamam mı? İki ya da daha fazla böyle eşitsizlik verecek çözeceğiz. Bu. Başka bir şey değil. E bunu tabii şöyle de gösterelim. Eksi 4 kapalı. 3 ne olacak? Açık olmuş olacak. Çünkü eşitlik yok. Tamam. İki. Çatısı ikiz kenar üçgen şeklinde olan bir binada bacanın güvenli olması için çatının taban açısı x ve Bacanın çatısının en üst noktasının yüksekliği haş santimetre olmak üzere demiş. Yani şurada gördüğünüz gibi x ve burası da haş olarak ne yapılmış verilmiş. Tamam. Diyor ki x 20'den büyükse haş bu aralıkta olmalı. x 20'den küçükse de haş bu aralıkta olmalı diyor. Tamam. Şimdi buna göre çatıların x taban açılarının ölçüleri 18. Şimdi bak 18 nerede? Burada. Yani 20'den küçük. O zaman ne olması lazım? Birinci durum olarak haş 1 değil mi buna? yüzde 150 arasında olmalı. Tamam değil mi? Peki 24 diyor bir de. 24 nerede? Burada. Ha onun içinde ne olmalı? 80 buna da ikinci durum olarak hani söyleyelim. H2 derken ikinci durum anlamında söyleyeyim bunda. 80 de, 90 arasında olacakmış. Tamam. Şimdi bana ne diyor? Olan iki farklı iki binanın baca yükseklik değerleri santimetre cinsinden Farkını istiyor. Ha. Fark yani aslında kısaca benden ne istiyor? H1 eksi H2 istiyor. Hmm. Şimdi çıkarma işlemi yoktu eşitsizliklerden. Değil mi? Böyle bir çıkarma yapamıyoruz. Sadece toplamayı biliyoruz biz. Ha. Şimdi toplama aslında o H2, H1 eksi H2 ya. Ben şunu eksiyle çarpsam. Bak şimdi bunu eksiyle çarpsam. Eksiyle çarpınca Ne oluyor? yön değiştiriyor. Eksi 80 büyüktür oldu. Eksi H2 büyüktür oldu. Eksi 90. Tamam. Biz yine alıştığımız gibi yapalım mı? Hep böyle bu taraftan başlıyoruz ya. Şimdi eksi 90 şöyle. Tamam. Ondan sonra küçüktür. Eksi H2 küçüktür. Eksi 80. Bak hep gözümüz buna alıştı ya böyle. Tamam. Şimdi benden istediği şey ne? H1 eksi H2. Bak şimdi. Bak. Şimdi 100, küçüktür h1, küçüktür 150. Bu tamam. Altına da hemen şu bulduğum şeyi yazayım ya. Bak şimdi ne oldu? Eksi 90, eksi h2, eksi 80. Topladığın zaman ne oldu işte? Bak, çıkarma olmuş oldu. Gördün mü? <laughs> o zaman 100 ile eksi 90'ı, bunu biliyorum eşitsizlikleri, bunları toplamayı biliyorum. Şimdi bir, ne olacaktı bir de? O e, yönleri aynı olacaktı. Tamam mı? Aynı tarafa bakacaktı hep. Şimdi 100 eksi 90 10 oldu. Küçüktür. H1 eksi H2 küçüktür. E, 150 eksi 80 o da kaç yaptı? 70 yapmış oldu. O zaman 10 ile 70 arasında olacak. Şimdi 10 ile 70 arasında hangi sayı var? 8 olamaz. 10 dahil olmadığı için olamaz. 60 olur. 72 olamaz. Gördüğünüz gibi 80 de olamaz. Yani cevap cehan olmuş. Oldu. Bak çok güzel bir soru oldu. Anlaştık mı? Üçüncü soru. Ee, çözüm kümelerini bulalım. Tamam. Bak. Şimdi şu beşi eşitsizliğin bir bu tarafına bir de bu tarafına atalım. Şimdi ne oldu? Eksi 12. Tamam. Eksi 5 oldu. Tamam. X. Ne oldu? 6 eksi 5. Gördünüz mü? Her ikisini de atmış oldu. Şimdi burası ne oldu? Eksi 17. Eksi 12, eksi 5, eksi 17. Küçüktür x, küçük eşittir 1. Aha işte budur. bunu yine aralık şeklinde yazalım. Eksi 17 ile 1 kapalı aralığında. Gördünüz mü? Anlaştık mı? Tamam. Şimdi yine bak. Burada daha farklı. Şimdi bu biraz basit. Sadece ne yaptık? 5'i öbür tarafa attık. Ama burada x'ler var. Bak iki tarafında da var. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? İkili ikili çözeceğiz. Nasıl? Önce şunu çözelim mesela. Tamam önce şu ikisini çözelim. Sonra da bu ikisini çözelim. Ama hadi bakalım. iki tane soru varmış gibi düşünün. Şimdi 3x 5. Küçük eşittir. 5x artı 4. Önce bunu çözelim. Sonra da şunu çözelim. 5x artı 4. Küçük eşit. 3x artı 7. Şimdi de bunu çözelim. Tamam. Sonra ikisini ne yapacağız? Tabii birleştireceğiz. ha Şimdi bakalım. Şunu bir çözelim. E, denklem gibi çözelim. 3x'i öbür tarafa atayım. E, artı 4'ü de bu tarafa atayım. Bak şöyle oldu. Gördünüz mü demek istediğim şeyi? Şu. Eksi 3x. Tamam. Burası eksi 9. Küçük eşittir. 2x oldu. Tamam mı? Anlaştık. Her tarafı 2'ye bölüyüm ki pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değiştirmeyecek. Eksi 9 bölü 2. Aha bu dursun bu cepte. Öbürünü çözelim. 3x'i bu tarafa 4'ü bu tarafa atayım. Bak şöyle oluyor. 5x eksi 3x küçük eşit 7 eksi 4. Tamam. Şimdi burası kaç? 2x küçük eşittir 3. Şimdi ne yapacağız? Her tarafı 2'ye böleceğiz ki pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değiştirmeyecek. 3 bölü 2. Aha bu işte. Şimdi bunları ne yapmam lazım? Birleştirmem lazım. Bunu dur şöyle kırmızıyla göstereyim belirgin olsun. Ee, eksi 9 bölü 2 küçük eşit x küçük eşit 3 bölü 2 olmuş olacak. Bunu da aralık şeklinde gösterirsek bakın şöyle kapalı aralık eksi 9 bölü 2 kapalı aralık yine eşitlik olduğu için 3 bölü 2 şöyle göstermiş olalım cevap bu şekilde gelecek